Avrupa abi ben dedim yönetmen olmak istiyorum dedim. İyi gel kızım dedi. Gel rejistanlı yap dedi. Öğren dedi. Öğren. Ondan sonra dedi nasıl olsa bir yerden sana birisi bir film çektirir dedi. Eşiniz sizi aldatıyor diyor. Sinan diyor ki hanımefendi nasıl da olabilir diyor. Eşim diyor şu anda mutfakta diyor bulaşık yıkıyor. Beni nasıl aldatabilir? Döndün kameraya melül melül baktın. Aşık aşık baktın yani bunlar evet. Bizim için biraz şey yani oyunculuk isteyen rolleri seviyoruz. Şimdi sizin bir tiyatroya geçişiniz var. O geçiş ilginç ama. Prolayla. Evet. Evet. Çok. Ya zaten benim hayatımdaki her şey çok ilginç oldu. Evet. Ben balerin olmak istiyordum. Bir de karanlık oda değil mi? Yani karanlıkta ya arkadan bakıyorsunuz. Hayır karanlık oda değil. Bildiğimiz tiyatro salonu ama prova olduğu için sadece sahnede ışık var. Salon ha, o manada. He, o kısım karanlık. Tabii tabii. Yani salon karanlık. Evet. Ama sahnede prova var. Peri Egemen çocuk oyununun provasını evet. yapıyor. İşte ben balerin olmak istiyorum. Konservatuvarın bale bölümüne başladım. Sınavları kazandım. Şeyde o oyunda Feri Egemen dans edecek çocuklar istiyor. Geliyor tabii konservatuvara. Bizim yaş 10, 11, 12 yaş. Ondan sonra biz seçilenlerin arasında ben de vardım. Böyle biraz uzunum falan herhalde o yüzden diyorum. Sonra gittik dans provası yapılıyor. Benim arkadaşlarım şeye gidiyorlar, fuayeye gidiyorlar oynamaya. Ben salonun en arkasında karanlıkta oturuyorum. Büyülenmiş gibi seyrediyorum. Ve bir süre sonra bu bir gün, iki gün, üç gün, beş gün Ferik Bey'in dikkatini çekti. Bana bir gün dedi ki gel bakayım çocuk sen buraya. Çok iyi. Çok da korktum yani bizden beri öyle gel buraya deyince. Ondan sonra dedi ki çok mu sevdin sen dedi bu şeyi. Evet efendim dedim. Yani dedi hiç sıkılmıyorsun. Çok hiç sıkılmıyorum efendim dedim. Bilmem ne falan. İyi sana dedi şu kadarcık bir rol vereyim mi dedi. Dünyalar benim oldu. Çok sevindim. Ve öyle başladım ben o çocuk oyununda. Ve en mutlu olduğum ve en üzüldüğüm bir olaydır o. Ondan sonra büyük ablalardan biri. Benim rolümü yani oyun başladıktan sonra ben birkaç oynadım yani epey bir oynadım. 3-4 ay oynadıktan sonra büyük ablalardan biri, şehir tiyatrosunda oyunculardan biri. Şu anda rahmetli oldu onun için adını anmıyorum. Oynamak istediği için oyunda geldi ve benim rolümü aldılar ona verdiler. Çünkü ben bir çocuğum sonuçta. Ama mesela Ahmet Tarık Tekçe kızını oyuna getirmişti. Oyundan sonra da kulise gelmişti. Benim ilk benim motivasyonum Ahmet evet. Tarık Tekçe. Dedi ki ne kadar güzelsin sahnede, ne kadar canlısın sen. Aferin sana dedi. İşte bu. Oh, işte bu. İşte benim bu. Hayatımı mahvedenler bu oldu. Ondan sonra tiyatro... Yok hayır tabii hiç hayatta vazgeçilmezim. Yani şu anda ben tiyatroda oynamıyorum ama Marmaris'te her Dünya Tiyatro Günü'nde mutlaka bir oyun oynuyorum. Çünkü Marmaris'te tiyatro yapmak isteyip de yapamayan bir sürü meslekten dostlarım var. Onlarla bir oyun çalışıyoruz. Ve her Dünya Tiyatro Günü'nde mutlaka bir oyun oynuyorum. Vay, tiyatroya vefa. Evet, harika. Yönetmen dediniz arada. Yönetmen, evet. Ah bu yönetmenlik. Oyun... Hayaliniz. Hayır. Oraya bir girdik. Ya, evet, yönetmen deyince neyse tiyatroda yönetmenlik yapıyorum canım yani. 70'lere gidelim geri geliriz. Evet. İşte 65'te Yılmaz Güney'le ilk filmimi çektik. Evet. Ya o zaman bana film kız çekmek... kardeşiydiniz değil mi o zaman? Yılmaz Güney'in kız kardeşi rolünde. Kız kardeşini oynadım. Evet. Yani Filiz Akın, Yılmaz Güney, Erol Taş, Yusuf Sezgin'in ilk filmi. Allah ve ben Allah. İşte biz baba şey roller böyle prensip rolleri oynuyoruz. Sonra ben yani bana şey çok cazip gelmedi kamera önü. O kadar sevmedim ben o filmde. Ama mesela o filmde Yılmaz Güney'i çok sevdim. Erol abiyi çok sevdim. Dünya güzeli. Allah sonra çok çalıştık evet. biz Erol abiyle. Çok ara verdim. Yine tiyatroma devam ediyorum falan. Fakat nereden geldi? Nereden? Ne oldu? Ben niye yönetmen olmak istedim? Bak o çok hatırlamıyorum neden olduğunu ama büyük bir istek yani illaki. Tamam Orçun da film çekmeye başlamıştı o zaman. Evet Orçun film çekmeye başlamıştı. Hani setlere gene hani onu götürüyorsun, getiriyorsun, tanıdıkların var merhaba diyorsun falan. Dedim ki bir yönetmen arkadaşımız Vural Pakel aynı zamanda da şehir tiyatrosunda sahne amiri yardımcısıydı. Oradan da tanışıyoruz çocukluğumdan beri. Vural abi ben dedim yönetmen olmak istiyorum dedim. İyi gel kızım dedi. Gel rejistanlı yap dedi. Öğren dedi. Öğren. Ondan sonra dedi nasıl olsa bir yerden sana birisi bir film çektirir dedi. Ha bak o bile. Hem de aynı zamanda filmin prodüktörü olmasına rağmen o da ümitsiz yani. Ama ben o zaman onun ümitsiz olduğunu anlamıyorum. 20 yaş. Çok böyle heyecan şey var, heyecan var. Aksiyon var. Evet. Ondan sonra neyse ben o filmde rejistanlı yaptım. Tarık Akan, Perihan Savaş.
oynuyor. Bana gel bu rolü oyna dediler. Ben de buralar bir oyuncusu. Yok dedim, ben reji asistanıyım. Ben oyunculuk istemiyorum dedim. Sevmiyorum kamera önünü çünkü. Aman neyse Allah'ım. Ondan sonra Orhan Elmas'a üç film Orhan Elmas'a asistanlık yaptım. Natuk Baytan'a asistanlık yaptım. Nazmi Özer'e yaptım. Abi ben asistanlık yapıyorum ve bu arada yani her şeyi yapıyorum. Yani sahne kuruyorum, dekor yapıyorum. Ya yani oyuncunun makyajına yardım ediyorum. Senaryoda tutuyorum. Yani bir tek asistan olarak dünyayı idare ediyorsun. O zamanlar öyleydi, öyle şimdiki gibi lüks yok. Tabii şimdiki lüks yok o zamanlar. Evet. Ama sonra bir gün tınk etti kafama. Dedim sana yok. Yani Bilge'nin çektiklerini gördüm. Allah rahmet eylesin. Abi, yani kadıncağız bir film çekecek diye ne kadar uğraşıyordu. Çok çok sıkıntı çekti. Dedim sen oyun tiyatrocusun kızım, git işini yap sen. Ne yapıyorsun falan bilmem ne. Sonra ben tiyatroya başladıktan sonra bir film teklifi, bir dizi teklifi bilmem ne falan. Tek kamera önüne geçmeye başladım tekrar. Bu Devrin Kadını diye bir film çekiliyor. Fatma Girik, Allah rahmet eylesin. Çok severim. Ondan da 2-3 birlikte çalıştık. Memduh abi, Memduh'unu da çok severim. Ona da al. Ay böyle çok yani bu Allah rahmet eylesinler beni çok üzüyor ve çok rahatsız ediyor. Bu insanlar çok önemli ama saydığınız insanlar. Saydığınız isimler de devler. Devler. Ondan sonra Deve Kuşu'nda da bir oyun oynuyoruz. Ben 6 tane sokak kadını oynuyorum farklı. Memduh'un telefon etti. Kızım dedi, sana dedi bu Devrin Kadını'nda çok güzel bir rol var dedi. Sen dedi hiç benzemiyorsun ama iyi oynuyorsun diye dedi. Sana dedi bir dedi oynatacağım dedi. Sokak kadını. Tamam Memduh abi dedim. Ya benim için rol önemli. O önemli olan sivri roller. Yani oyunculuğunu göstereceğin roller. Evet, yoksa evet. Döndün kameraya melül melül baktın. Aşık baktın. Yani bunlar... Evet. Bizim için biraz yani oyunculuk isteyen rolleri seviyoruz. Tiyatroculuğun neyse, özünde var. Özünde zaten. Var. Evet. Başladık çalışmaya. Ümit Efekan'la çok da severim. Onun da bir dönem ikinci asistan olarak Ümit'in asistanlığını yaptım ben. Ondan sonra birinci asistanlığa geçtim. Ümit tamam artık bu ikinci asistanlıktan bire geçer dedi. Öyle geçtim. Ondan sonra film, dizi, tiyatro 96 senesine kadar. Böyle devam etti. Böyle devam etti. 96 senesinde yani aslında şu an 80'li yıllarda eşim burada yaşamayı istedi. Burada iş yerini açtı. Artık ben İstanbul'da burası arasında git gel. 96'da tiyatroyu tamamen bıraktım. Çünkü turneler bilmem ne falan oluyor. Yani dengen olmuyor. Olmuyor. O da önemli. Ondan sonra diziler devam etti. Sonra bu ilk 90 dakikalık diziyi çektim. Özcan Deniz'le oynadık. Fakat 90 dakikalık dizi dedim ki yani bana göre değil. Artık yaşlandım da çünkü eskisi gibi genç değiliz. Yani öyle sabahlara kadar oturuyorsun, bekliyorsun sette. Gözlerim böyle baygın. Kendine geleceksin, oynayacaksın falan. Dedim ki artık bitti. Dizi de bitti benim için. Yani şu anda dediğim gibi burada... Yani şu an konuşurken sanki hiçbir şey yapmamış gibi konuşuyorsunuz da öyle değil yani. Öyle değil. Şimdi Kemal Sunal 1988 diye hatırlıyorum. 88, Öğretmen tabii. Filmi. Öğretmen başlı filmi. Başına. Kartal Tibet miydi yönetmeni? Kartal Tibet. Kartal Allah rahmet eylesin ona da. Kemal'cime de. Evet. Kemal'le de biz hem dublajda çok şeydik birlikte. Kemal tiyatrocuydu zaten biliyorsun. Sonra filmci oldu. O da tiyatrocuydu. Evet. Zaten mümkün de. Şimdi siz Zeki abilerle, Metin abilerle herhalde bir ortalama aktif 9 küsür yıl. 9 değil mi? Yıl. Evet, sanki öyle. Yıl. Evet. Bir süreç geçti yani o başlı başına ve kaç tane rolü o zaten o tiyatronun özelliği o değil mi? Evet tabii bir Tabere oyunda tiyatronun. Biz 6 değişik karakter oynardık yani. Nasıl bir yani şey? Orayı biraz açsanız şimdi biz onları görmedik. Ya şimdi ilk bana bu normal ben 3 perde bir oyunu bir rolü 3 perde oynayan bir oyuncuyum. Yani öyle bir eğitim almışım ve öyle oynuyorum. İşte kabareden teklif geldiği zaman ben bir ürktüm dedim ki yani benim yaptığım 20 dakikada bir durmadan tip değiştiriyorsun falan. Ben bu olur mu olmaz mı bilmem ne falan dedi ki Metin'le konuşurken de ön konuşmada dedim ki ya ben dedim sizin şeyinizi hiç bilmiyorum yani kabareyi bilmiyorum ayrıca ne kadar başarılı olacağımı da bilmiyorum özür diliyorum
Ama burada Metin abi sizi önden beğeniyor. Şeyde görüyor. Gazanfer Özcan, Gazanfer abiden. Siz bunları nereden biliyorsun? Şimdi Gazanfer abiden beğeniyor bir kere, öyle bir şey de var. Ay evet evet, Gazanfer abiyle oynadığımız bir oyunu videosunu çekildi. TRT'ye, TRT'de yayınlanıyor. Evet. Yayınlandığında da Metin diyor ki ya bu oyuncu istiyorum diyor. Bu Selma Sonat'ı diyor, bir alın tiyatroya diyor. Bizim var. Işıkçı, onların ışıkçısıyla çok şey falan diyorlar ki işte bizim ışıkçıya. İşte Selma Hanım'ı istiyor Metin Bey falan. Bizim ışıkçı diyor ki o diyor şey yapmaz, bırakmaz diyor Gazanfer abi. Ama öyle bir şey oldu ki o sene, 4 sene oynamışım Gazanfer abide. Bir şeyden dolayı artık oynamak istemiyorum yani. Belki yenilik çok sevdiğim. De oluyor bazen, yenilik istiyor. Evet insan. Yenilik o da var. İstiyor. Değişim çok sevdiğim, istiyor. Çok saygı tabii. Duydum. Yani Gönül ablayı kadın olarak, Gönül ablayı örnek alırım ben. Harika. Onun prensiplerini örnek alırım. Çok müthiş bir kadındı yani. Neyse Erol dedi ki böyle böyle dedi, senle konuşmak istiyorlar. Ben bırakmaz dedim dedi. Yok bırakıyorum, ben istifamı verdim Erol dedim. Zaten istifamı vermiştim dedi. Ay iyi o zaman hemen söyleyeyim dedi. O gece turnedeyiz bu arada İzmir'de. Çok iyi. O gece gitti söyledi falan. Ondan sonra işte Metin bir randevuleştik. Efes Otel. Onlar Efes'te kalıyorlar. Bu randevuleştik. Gittik dedim ki ben kabare hiç hayatımda yani bırakın seyretmedim bile. Çünkü vaktimiz yok öyle bir seyir. Gidip de bunları da seyretmedim yani. Bana dedi ki yok sen dedi o şeyi görüyorum. O kumaş var sende dedi. Hiç şey yapma dedi. Yani endişe etme bundan dolayı dedi. Bizim tiyatroda dedi bir maaş teklif ettiler. Gözlerim dışarıya uğradı o dönemde. Yani deve kuşu öyleydi. En yüksek maaş veren, en yüksek turnelerde harcırahı veren. Ama ekip sağlam. Tiyatro çok yani acayip bir şeydi. Ondan sonra İstanbul'da provalara başladım ben. Kim? Bilge Çen. Devlet Tiyatrosu'na dönüyordu. O ayrıldığı için onun rolünü oynamak zorunda kaldım. Yani ben yeni oyuna da girmedim. Eski oyunda oynanan oyuna girdim bir de. O da çok tehlikeli bir şey. Tabii neyse, canım millet onu isteyecek evet. Yani. Yani bir hafta 10 gün gibi bir prova yaptık. Bana Metin dedi ki oldu bu iş dedi. Şey yapma dedi. Çok iyiymiş ya. Sonra gittik. Danslar var bu arada. Şarkı var bilmem ne var. Allah'ım hiç alışık olmadığın bir şey. Bir tempo. Dakikada bir kostüm değiştiriyorsun. Saç değişiyor. Makyaj kalıyor tabii. Yaşlı kadın bile oynasan durursun duruyor. Neyse ilk gece hiç oynadık. Gayet güzel reaksiyon. Seyirciden de Ankara'da oynuyoruz ki Ankara seyircisi çok önemli bir seyircidir bizim için. Her zaman derleniriz, toplanırız onların karşısına çıkacağız diye. Umur Bugay geldi. Umur Bugay dedi ki Selma çok iyi. Aman dedi sakın ha artık ne işte sen dedi kabarecisin hiç dedi başka bir bitti. Şey yapmıyorsun. Öyle işte 9 sene süper. Devam etti evet. Zaten bakıyoruz yani daha gençken keşfedilmişsiniz. Yani 17 yaşında o filmde oynuyorsunuz. Hatta soy isminizi bile değiştiriyorlar baba görmesin. Baba görmesin diye annemle babam aldı. Değil mi? Sel. Selma. Şey pavyon kadını gibi şimdi bakıyor. O bir şey baktığım zaman çok gülüyor. Nasıl böyle bir şeye izin verdim. Ama yani 17 yaşında tabii. Bir şey. Orhan Murat Arıburnu. Biliyorsunuz çok ünlü bir şair ve hem jön hem yönetmen geliyor tiyatro seyrederken diyor ki abi bu filmde ay diyor Yılmaz'ın şey bu kız iyi diyor bunu alayım ben diyor. Sonra biz konuşurken annem Çerkez, o Çerkez uzaktan akraba çıkıyorlar falan. Yani ben çok konforlu başladım ilk filmime. Çok konforlu başladım. Yönetmenin akrabası şey falan. Hayatımdaki ilk çiçeği o filmde aldım. Şöyle oyunumun galası vardı mesela. Yılmaz Güney'in ikinci filmiydi. Yılmaz bana bir tane oyunun ilk gecesi çiçek yollamıştı. Mesela aldığım ilk çiçektir. O hiç unutmam çok onu. Çok güzel ya. Ay çok keyifli bir şeydi. Aa, yani Yılmaz Güney'den geldiği için çünkü o zaman Yılmaz Güney değildi. Evet. Yani o da sıradan bir oyuncuydu. Ama bir başrol oyuncusundan yani bir genç bir kadına bir çiçek geliyor. Yani o çok hoştu. Ayrı bir zarafet, ayrı evet, bir güzellik. Yani hiç oldu, evet, sevgili dolu bir şey oldu yani. Bir de bizimkilerde de kısa bir bulundunuz. Evet. 14 bölüm falan herhalde. 14 böyle. Bölüm değil. Yok. 3 veya 4 bölüm. Öyle mi? Ya tabii. Çok kısa bir kısa, bölümde. Çok kısa. 3-4 bölümde bir yani oraya kalsaydım, da bir uğradınız. O kadroya da uğradınız yani. Ya uğradım. Kalsaydım devam edecek bir şeydi. Ama işte eşimin Marmaris'te olup benim İstanbul'da gelme, olmam. Gitme. Ve de hiç böyle o kadar şey ki artık o kadar az görüşüyoruz ki. Yani ben bizimkilerde kalsam onlar çok bitmiş. Yoğun çalışıyorlar. Yani sürekli. İlişkin de çok zedeleniyor. Ha dedim ki yani bizimkilerde de oynamayayım. Ayrıca şeydi de Rutkay yönetmen oynuyordu. Onun asistanı
galiba. Öyle bir şey oynadım. Geçenlerde gene şeyde yayınlamışlardı Facebook'ta, böyle küçük bir parça. Öyle bir gittim geldim yani. Bir şey değil ama o, yani var. Portföyümde o da var. Evet, çok iyi ama o diziden bile hani bu, çünkü o dizi bizim için unutulmaz dizilerden. Evet, bizimkiler. Bizim şey ama mesela, oradan da geçmeniz. Geçtim. ama sadece güzel. Geçtim. Yani kimse hatırlamaz bile orada. Benim. Biz hatırlamışız ki soruyoruz. Yani siz hatırlıyorsunuz. Ve gelelim Çılgın Bediş'e. Çılgın Bediş'ten önce benim meslek hayatımın en büyük iftiharı ve en çok keyif alarak yaptığım Karşı Show. Onu atladık. Özür dilerim. Oradan 90'da, geçelim. Evet. 90'da Çılgın Bediş, ondan sonra Karşı Show, Necef Uğurlu'nun yazdığı, Mahinur Ergun'un çektiği, Ahmet Uğurlu oynuyorduk biliyorsun. 6 kişilik bir gruptuk. 6 kişi oynuyorduk. Ya. 6 kişi şu anda hala şeyde, YouTube'da var. Skeçlerimiz var. Olağanüstü ses getiren bir şeydi. Ben İstanbul Marmaris arası arabayla geliyordum. Çünkü o zaman cesur uçak yoktu. Çok cesur bir diziydi. Cesur bir diziydi. Hatta bir teksti ilk okuduğumuzda dedik ki, bunu kim seyredecek ya? Bu ülkede kimse seyretmez dedik. Ama dediğim gibi şeydi, İstanbul Marmaris arası ben tek başıma geliyorum. Benzin istasyonunda duruyorum. Benzin alıyorum. Oradaki benzin pompasını tutan çocuk ya, dün akşam neler söylediniz gene diyordu. Bir de bu dönemde. Bu 90'lı dönemde. O 90'lı dönemde. Çünkü tek televizyon. O zamanlar şey Star. Değil. Star yeni var. Yeni çıktı. Star. Daha birkaç kanal anca işte. O TRT 1 vardı. TRT 2 vardı. Tele 10 vardı. Ya, o bir de yani. Star vardı. 4 televizyon. Evet, o şekilde televizyon. Yani baksanız evet. Belli yani kalıp. Evet evet, tabii tabii. Ama belki de diyorum ki o kadar az kanal olduğu için mi o kadar tuttu, ama yok, çok sağlam bir tekstti. Çünkü sistemi sarsıyorduk, bayağı sarsıyorduk o dönemde. Yani. Evet. Harika. Ve Çılgın Bediş. Sonra Bediş. Çılgın Bediş 96. O da ama o da çok sağlam tutan, eğlenceli, çok şeydi, kaliteli bir diziydi. Biz onu büyükler için çektik. Sonra çocuklar yo, biz çok seyrediyorduk. Çocuklar çok sevdi. Gençken seyrediyorduk. Şeydi böyle, hani sağda solda konuşulur ya. Necmi dedemiz vardı. Ya, evet, 2,5 yaşındaki çocuğum, yani sizin sayenizde dişini fırçalıyor. Ama o şeyde televizyonun başına oturuyor. Çılgın Bediş bitmeden uyumuyor. Seyircimiz öyleydi. 2,5 ile 15 yaş arası. 70'ten üstü bir de yani. Harika. O iki ara yoktu yani. Peki oradaki eşiniz Sinan abi. Sinan canım. Ah benim Sinan abim. Niye aldattınız ya? Ay yani hocam Sinan böyle anlatmıştır size. Ya korkunç bir şey. Burada eşimle onlar şey yapıyorlar. Ben yokum. Evet. Marmaris'e geldiği zaman Sinan geçerken Umurlu oturuyor. Kafa çekiyorlar falan evet. Yani. Çok da severler birbirlerini. Sonra... Bir gün ben işte Marmaris'teyim, Sinan İstanbul'da. Sinan telefonu çalıyor. Ya ben Sinan Bey diyor, size çok üzücü bir haber vereceğim. Ne oldu, hayrola diyor. Sinan da o kadar insancıldır ki herkesle dost, Sinan herkesle abi, şeydir yani. Candır yani. Candır evet. Ondan sonra kadının bir derdi falan var zannediyor. Ya çok üzülüyorum size bunu söylemek. Çok üzülüyorum ama eşiniz sizi aldatıyor diyor. Sinan diyor ki hanımefendi nasıl da olabilir diyor. Eşim diyor şu anda mutfakta diyor, bulaşık yıkıyor. Beni nasıl aldatabilir? Sonra anlaşılıyor ki şeydeki televizyondaki eşi herkes bizi karı koca zannediyor ama gerçekten öyle. Nasıl oynadıysak biz o rolü, ne kadar içten, ne kadar samimi geldi seyirciye, demek ki öyle zannettiler yani. O da ayrı bir... Çok ayrı bir şey tabii. Evet. Şimdi bunları sizlerle sabaha kadar konuşsak neler konuşuruz, evet, neler çıkar şey neler. Çıkar. Çünkü sizlerin bakın çalıştığınız isimlere bakıyoruz. Yani Kemal Sunal'lar var, Yılmaz Güney'ler var, Zeki abi rahmetli, Metin abi, Gazanfer Özcan'lar Gazanfer Özcan'lar var. Ki, o Lale Oraloğlu var. Yani şimdi bunların hepsi de bitmez. Bitmez. Muhabbetimiz bitmez. Biz son olarak takipçilerimize, sizi takip eden bizim takipçilerimize... Hala takipçim var mı? Artık biliyorsun. Onunla eledi, onun ne eleği duvara astı derler ya, biz artık öyle olduğumuz yok, için normal seyirci zannediyorum. Sizler eskimezsiniz. Yani o öyle bir şey değil, eskimezsiniz. Tam tersi, biz hep yorumlarda teşekkür alıyoruz. Bize Allah'tan tekrar hatırlattığınız diyorum, için. Bu Deve Kuşu'nun son 5 oyunu şeye çekildi de, videoya çekildi. Son söylüyorum bunu. Hala o diyaloglarla gelen yanıma insanlar var. Hatta öyle bir olayı anlatayım. Tabii. Marmaris karşısında gidiyorum. Bir kadın, adamın biri bağırıyor. Keseceğim ulan diye bağırıyor. Ben de yürüyorum. Hiç şeyim de değil yani, umurumda değil. Ben diyalogları unutmuşum çünkü
Onun üzerine kaç tane oyun oynamışım, evet. Kaç tane rol oynamışım. Adam böyle yaptı sonunda. Selva Hanım ayıp dedi. İnsan döner dedi, bir gülümser bari dedi. Döndüm, buyurun dedim. Niye gülümsüyorum anlayamadım. Keseceğim ulan, keseceğim. Repli. Siz dedi bunu dedi. Avaz avaz dedi. Ay dedim çok özür dilerim, affedersin, çok dalgındım da dedim. Yani duymadım, yoksa duysam dönmez miyim falan dedim adamcağıza, ne diyeyim artık. Böyle şeyler, böyle skeçleri karşılıklı böyle diyalogları oynayan insanlar falan. Harika. Geliyorlar ve çok şaşırıyorlar, ben niye hatırlamıyorum diye çok şaşırıyorlar. Takipçilerimize tavsiyeleriniz nelerdir desek? Ay ben tavsiye, tiyatroyu sakın ihmal etmeyin lütfen. Bir de seyrettiğiniz zaman oyuncuların adını öğrenin. Çok rica ediyorum. Oyuncu, çünkü adını bilmeden seyrettiğiniz oyuncu, siz o musunuz dediğiniz zaman çok kırılgan bir şey oluyor oyuncu için. Lütfen. Oyuncular sizi çok seviyor seyirci olarak. Seyirciler de bizleri sevsin. Öpüyorum. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İşte Hayat Serimizde bugün Selma Sonat hanımefendi ile beraberdik. Sağ olsun bizleri kırmadılar. Bizzat kendi yerlerine bizi davet ettiler. Bakın tiyatro fiskosu da hiçbir şekilde bırakmadılar ve Vefa Dünya Tiyatrolar Günü'nde hiç aksatmadan her sene ne yapıyor? Tiyatro Fiskos adı altında tiyatrosunu mutlaka yapıyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız. Siz de bizi hatırladınız. Çok kanalımıza teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Sağ olun. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.